S-400'ler konusuyla devam ediyoruz elbette ki en önemli başlıklardan biri ama e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları da bu bağlamda e, Biden'a yakışmadığı ifadesi e, çok net bir ifadeydi. Ve e, Putin'in açıklamasında doğru ve yerinde bulduğunu söyledi. E, Sayın Barak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye her iki ülkenin arasındaki bu kriz aslında kriz denmekten de belki de çok büyük bir e, Açıklama, sert bir ifade, e, katil ve önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceksiniz dedi Baydın. E, Türkiye hangi noktada Amerika Birleşik Devletleri ile ve Rusya arasındaki? Şimdi ya aslında her iki aktörle de e, çatıştığımız alanlar var, işbirliği yaptığımız alanlar var. Yani orası net. Yani ne Rusya bizim dostumuz, tamamen e, her konuda e, çıkarlarımız uyuşuyor ve çok iyi ilişkilere sahibiz. Ne de Amerika Birleşik Devletleri öyle. Dolayısıyla Türkiye. Bu diplomasi oyununda kendi ulusal çıkarlarını maksimize etmek için aktörlerle farklı alanlarda ilişkiler geliştiriyor. Şimdi e, demin söyledim Biden iktidara geldikten sonra nereye önceleyecek? Yani bunu görmemiz gerekiyordu başlangıçta. Ve görünen o ki Rusya ile ilgili bir gündemi, ciddi bir gündemi olacak. Yani ben o katil sözünün yine hala e, o düşüncem sabit. Böyle... Ağzından kaçan yahut gazetecinin soruması üzerine çıkan bir şey olduğunu düşünmüyorum. O bir, Önceden düşünülmüş. Tabii o bir şeyi yansıtıyor. Hatta bu planlanmış bile olabilir. Bazen gazetecilere söylenir lider şu soruyu sor diye. O da cevaben bir şey söyler. Yani e, bu mesajı vermek istiyordu büyük ihtimalle bu katil mesajını. Çünkü Rusya bir meselesi var. Danışıklı dövüştü diyoruz. Tabii de, yani bu meselesi nedir Rusya ile? Tabii Rusya'ya yani bu açılan alanda çok fazla Rusya genişledi. Yani Libya'da askeri üst... Libya'da askeri varlığı var, Sudan'da bir askeri üs açması, Suriye'ye gelmesi, aşırı bir genişlemesi var. Bunun ötesinde Amerika'ya müdahil olacak kadar, bakın soğuk savaşta falan gizli örtü operasyonlar olmuştur ama Amerikan seçimlere müdahil olabilecek, manipüle edecek bir Sovyetler Birliği yoktu. Öyle bir şey konuşmuyorduk. Bugün sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, Avrupa Birliği içerisindeki çeşitli ülkelerin seçimlerine de manipüle ediyor Rusya. Aşırı sağ destekliyor ve bazen de aşırı solu destekliyor. Yani istikrarsızlaştırmak için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla Karadeniz'de artan bir varlığı var. Kırım'ı işgali var. Bölgedeki dengeleri değiştirmiş durumda zaten. E Amerika orada yaptırımlar falan uyguladı. Fakat bu yaptırımlar yani sonuç alamayacak kadar zayıf yaptırımlar. Yani gerçekten sonuç almak istiyorsanız çok daha ağır yaptırımlar yapmaları gerekiyor Rusya'ya karşı. Fakat burada bir ittifak kuramadığı için Amerika Birleşik Devletleri diğer devletlerle zayıf kalmış oldu. Dolayısıyla ciddiye alınmıyor bu yaptırımlar. Bakın Putin ciddiye almıyor bu yaptırımları. Amerika ile Rusya arasında böyle bir bir taraftan yürüyen bilek güreşi var ve Baltıklarda artan Rusya'nın bir askeri aktiviteleri var ve bunun Baltıklarda oluşturduğu bir baskı var. Romanya üzerinde, Polonya üzerinde. Dolayısıyla işin bir de Yukarıdaki bizim görmediğimiz, takip etmediğimiz boyutu var. Yani kuzeydeki bir boyutu var. Yani bizi Karadeniz kısmı özellikle burada ilgilendiriyor. Biz de çok memnun değiliz Kırım'ın işgal edilmesinden. Çünkü Karadeniz'de neredeyse Rusya Karadeniz'e olan sınırını, kıyısını 2-3 katını arttırmış oluyor böylelikle. E bu doğrudan Türkiye'ye olarak askeri açıdan da bir sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla Rusya ile Amerika arasındaki bu gerilimde şimdi Biden yönetimi ne kadar ciddi olarak Rusya'nın üzerine gidecek? Biden yönetimi Rusya'nın üzerine gitmek istiyor, İran'ın üzerine gitmek istiyor mesela mı? Gitmek istiyorsa burada Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda diyoruz ama bir taraftan da Türkiye'yi de dengelemek istiyor. Yani biz bir tarafa odaklanıyorken resmin diğer tarafını kaçırıyoruz. Halbuki bütün devletlerin olduğu gibi hele Amerika gibi küresel politikaları takip eden bir devletin olduğu gibi birçok farklı ajandası var ve bunları birbiriyle uyumlu hale getirip sonuç elde etmeye çalışıyor. Türkiye'de bütün bu oyun içerisinde resim içerisine baktığınız zaman kendi oyununu kurarak dengesini kurarak e, kendi ulusal çıkarlarını maksimize etmeye çalışıyor. Dolayısıyla Suriye'de Rusya ile gerilimli olduğumuz alanlar var. Bakın İdlib'te işbirliği yaptığımız zamanlar da oldu, alanlar da oldu. Libya'da karşı karşıya geldiğimiz e, e, geldik efendime söyleyeyim ama başka alanlarda işbirliği yapıyoruz. Mesela Kırım'da biz kesinlikle Rusya'nın işgalini kabul etmedik ve bunu her fırsatta dele getiriyoruz ve Ukrayna'ya siyas attık. Bakın yani bir tarafından bakacak olursanız, dolayısıyla bu Amerika ile Rusya arasındaki gerilim eğer artacak olursa tabii burada Türkiye'ye buradan olumlu yansımaları olacaktır. Yani Türkiye üzerinden bir hesap görülmesini Türkiye buna müsaade etmeyecektir tabii. Yani biz mesela Karadeniz'de izlediğimiz politikayla geçmişten beri bunu gösterdik. Ne yaptık mesela? NATO üyesi olmamıza rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Karadeniz'de çok fazla müdahil olmasını istemedik Neden? Çünkü bu Rusya ile gerilimi artıracaktı. Rusya ile o bölgede bir gerilim istemiyorduk biz. İstemediğimiz için biz Karadeniz'e çok fazla NATO'yu sokmak istemedik açıkçası. Yani gelip gidiyorlar tabii şeyler oluyor. Ee, efendim mesela askeri bazı tatbikatlar oluyor ama diğer açıdan böyle bir denge Türkiye hep gütmüştür. Dolayısıyla e, bu kaygı da haklı e, İsmail Hakkı Bey. Ama... E, Türkiye'de bu diplomasiyi gözetecek, görev e, efendim söyleyeyim, uygulayacak bir tecrübeye sahip olan bir devlet bir açıdan baktığınız zaman e, yani Rusya'nın e, özellikle son dönemde artan aktivizmi sadece bir işimizde cyber, e, siber boyutu var yani siber saldırılar yapıyor Rusya kaynaklı çeşitli e, efendim mesela bu devlet kaynaklı yani bu Rusya devleti kaynaklı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya yönelik olarak siber saldırılar var. Avrupa Birliği ilgili mesela bununla ilgili son dönemde çeşitli şeyler yayınladı, e, raporlar yayınladı. Çin de e, bu siber saldırıların bir tarafında var. Yani bizim görmediğimiz e, bir boyutta bir çok daha sert bir mücadele de arka boyutta e, devam ediyor Rusya ile şey tarafında. Burada Rusya'nın özellikle Soğuk Savaş döneminde bir zayıf kaldı bir dönem oldu. Özellikle Sovyetler çöktükten sonra 99-2000 arası bir dönem oldu. Bu dönemde biliyorsunuz o bir şeyden çıktılar. Bir dağılma süreci yaşadılar. Ve ondan sonra Rusya'nın adım adım 2000'lerin sonrasında, 2005'lerden sonra özellikle 2010'dan sonra tekrar çok ciddi olarak bölgesine müdahil olmaya başladığını gördük. Adım adım geldi. Mesela Gürcistan'a yaptığı müdahale. Daha sonra Kırım'a yapmış olduğu müdahale 2014 Değil mi? Daha sonra Suriye'ye müdahale oldu. Libya bakın sürekli arta arta gelen bir şey var. Buna bir noktada dur denilmek zorunda. Yani NATO açısından ve Amerika Birleşik Devletleri açısından ve Avrupa açısından bakacak olursak rahatsız ediyor ciddi olarak. Özellikle de Doğu Avrupa ülkelerini yani eski komünizmin etkisinden çıkmış, Sovyet şeyinden çıkmış, Varşova Paktından çıkmış olan ve bugün bağımsızlığını kazanmış olan ülkeleri çok ciddi rahatsız ediyor. Onlar için hala yani diyelim ki bir Fransa için, bir İspanya için. Rusya ne kadar bir askeri tehdit sorgulanır ama Polonya için, Romanya'nın bağımsızlığı için bugün ya da Baltık ülkeleri özellikle Litvanya, Letonya, Estonya gibi ülkeler için bu e, çok yani bir, 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 bir numaralı milli güvenlik meselesi Rusya'nın e, sınırdaş olmaları ve Rusya'nın etkisi. Yani Avrupa Birliği'nde yaşanacak olan ilk e, şeyde ne diyeyim krizde yahut NATO'da yaşanacak olan ilk büyük krizde böyle bir kriz beklenmiyor ama. Rusya tekrar geri gelecektir o bölgelere kaçınılmaz olarak. Dolayısıyla bunu sürekli enselerinde hissediyorlar. Bundan dolayı da zaten hemen NATO'ya girdiler ve Avrupa Birliği'ne girdiler diye düşünüyorum. Peki Sayın Karakuş buyurun sizden de alalım. Bittikten sonra evet. Şimdi ben e, tabii ki Sayın Enes'in söylemlerine aynen katılıyorum. E, burada tabii çok önemli bir konu var. Bu önemli konu şu. Bir defa Karadeniz'e Deniz kuvvetleriyle geçiş tamamen Montreux'e bağlı. Yani Montreux'ün üzerinde bir e, kuvvet geçirmesi söz konusu değil. Rus e, Yani e, bir yerde Rusya'yı rahatsız etmek için. Ama ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri? Bu Yunanistan Dede Ağaç ve aynı zamanda Larissa Hava Üssü'nü alması nedeniyle... ...şu anda Amerika Birleşik Devletleri e, Karadeniz'e hava yoluyla hava, havadan geçiyor... Havadan geçip ne yapıyor biliyor musunuz? Bir de tabii Kırım'ın Kırım'ın Rusya tarafından işgalini kabul etmiyor, Ukrayna hava sahası kabul ediyor ve Kırım'ın dibine kadar gidiyor, orada uçuyor. Adeta Rusları kışkırtmak için devamlı surette bir hava muharebesi ve bir şekilde gergin bir ortam var hava gücüyle yani denizden yapamadığını havadan yapıyor şu anda. Ve çok tehlikeli bir ortam söz konusu artık sonu nereye varır onu bilemiyorum. Diğer bir konuda özellikle söylemek isterim. Şimdi Putin bakın yani ne diyor? Evet sağlığıyla ilgili Biden'ın söyleminden sonra her ülkenin geçmişinde çok ağır dramatik ve kanlı olaylar görülmüştür. Başkalarını değerlendirirken aynaya bakmış gibi oluruz. Burada bakın ondan sonraki cümle çok önemli bizim için. Sözde Ermeni soykırımıyla çok ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mü müesses nizamın bilinci zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla, soykırımıyla yani kızıl Kızılderililerin soykırımıyla bağlantılı koşullarda olmuştur. Yani şimdi ayın 24'ünde e Biden'ın söyde Ermeni soykırımıyla ilgili efendim ne diyeceği meçhul ya. Ama burada Putin diyor ki siz bütün kızıl delileri bir yerde soykırımla bitirerek müesses nizamını kurdunuz diyor. Bu bize göre çok yararlı bir deyim olmuştur. Amerika'nın sözde Ermeni soykırımıyla ilgili iki kere düşünmesi lazım. Bir kere değil. Peki. Şimdi kısa bir araya gidelim. Reklamların ardından devam edeceğiz Ne Oluyor Programı'na detaylı bir şekilde konuklarımızla.